Merhaba herkese e, nitelikli gene nitelikli bir e, toplamla e, sohbet edeceğiz. E, şimdi tabii bu aslında çok kapsamlı bir başlık. Müzik e, Gamze Hocayla da e, değerlendirdik nasıl yapalım diye. E, yani böyle bir hani sırayla bir sunum yapmak yerine daha ziyade. E, Karşılıklı sohbet e, şeklinde e, bir e, e, tartışma e, yürüteceğiz. Öyle e, demek lazım. E, bir e, yeniden yani e, yeni bir ülkenin kuruluşunda kadınlar diyoruz. Niye yeni bir ülke e, diyoruz? Niye yeni bir kuruluş, yeniden bir kuruluş e, diyoruz? Ee, bir Buna bir değinmek istiyoruz. Ee, burada e, Cumhuriyet'in tasfiyesinin çok önemli bir e, yeri var. E, yeniden kuruluş, yeni bir kuruluş dememizin arkasında yatan şeylerden biri. Daha doğrusu hem Türkiye'de hem dünyada bir karşı devrim e, sürecine işaret etmek istiyoruz. Cumhuriyet'in tasfiyesi ve e, 1917 ve kurulan 1917 Bolşevik Devrimi ile beraber bir güç olarak kurulan dünyada sosyalizmin tasfiyesi, real sosyalizmin tasfiyesi. Bu çözülmelerde, bu karşı devrim süreçlerinin sonunda kadınlar neler kaybettiler? buraya değinmek istiyoruz ve bu yeniden kuruluşta kadınların mücadelesi ne olmalı? Nasıl olmalı? Bunu tartışmak istiyoruz ve son olarak da bu toplumsal mücadelede bu yeniden kuruluş mücadelesinde ana eksenlerimiz neler olmalı? Bunları e, tartışmak istiyoruz böyle bir e, çerçeve oluşturduk şimdi neden e, yeni bir ülke kuruluşu diyoruz ben e, kaçıncı oturumdu şimdi hatırlamıyorum sevgili e, Saadet Ülker hocamızın sağlık başlığında yaptığı sunumun e, girişinde ve sonunda e, sorduğu çok önemli bir soru var e, vardı e, Aslında o soru e, ve orada ki vurgusu bizim neden yeniden bir kuruluş, neden yeni bir ülke dediğimizi e, ifade ediyor. Şimdi Saadet Hoca diyor ki büyük bir sıkıntının içerisinde yaşıyoruz. Yani 100-120 yıllık e, büyük bir sıkıntı e, kapitalist emperyalist e, sistemin e, bunalımlarıyla ve bu bunalımlarla. E, çıkış aradığı bu bunalımlardan çıkmaya çalıştığı çıkmaya çalışırken böyle sanki bir takım şeyler düzeliyormuş gibi olduğu ama eee aslında hiçbir şeyin düzelmediği o hafif düzelmelerden sonra gene çok büyük çöküşlerin ve sıkıntıların yaşandığına eee değindi Saadet Hoca. Eee ve çözümler yani bu sistemin, bu düzenin çözümlerinin bu sistemin içerisinden bir takım çözümlerin sonuç alıcı olmadığını yani ne insan için, ne insanlık için, ne doğa için, ne hiçbir şey için işin içinden çıkılamadığını zaten hep birlikte bugüne kadar uzun zamandır söylediğimiz şeyler Saadet hoca da buraya e, vurgu yaptıktan sonra diyor ki o zaman temel soru şu olmalı. Temel soru e, şu olmalı. E, şimdi böyle bir e, öyle bir durumla karşı karşıyayız ki yani bu karanlık ve e, sürekli e, dalgalanmalarla krizlerle e, giderek daha da, her şeyimizi kaybettiğimiz bir durum içerisindeyiz ki biz bu çıkışı bu emperyalist kapitalist sistem içerisinden mi aramalıyız önümüzdeki dönemde bundan sonra yoksa yürüyeceğimiz yol daha farklı bir yol mu olmalı diye sordu Saadet Hoca ve buradan bize huzur yok ekmek yok rahat yok bir lokma yok o zaman başka bir yol mu olmalı e, dedi. Şimdi bizim de e, aslında çıkış noktamız e, Saadet hocamızın sunumunda e, ortaya koyduğu bu hem sunumunun başında hem sonunda ortaya koyduğu bu soru üzerinden e, biz de yeni bir ülke kuruluşu e, diye bir e, iddiayla bir hedefle yola çıkıyoruz ya da yolumuza devam ediyoruz. Şimdi nasıl çok kısa değineceğim. Birincisi 1980'ler bunları tekrar ediyoruz ama tekrarlamakta gene fayda var. 1970'lerin sonu 80'lerle beraber sermaye düzeninde dünyada ciddi bir dönüşüm gerçekleşti. Sermayenin krizi onu işte kendisinin adlandırmasıyla Neoliberal bir takım önlemler almaya itti. Yani kapitalizm aslında 1980'lerle beraber özüne döndü. Peki bu özüne dönüş sürecinde nelere ihtiyacı vardı? Nelere ihtiyacı vardı? Bir, bugüne, o güne kadar verdiği bütün tavizlerden artık vazgeçtiğini ilan etti. Yani nedir bunlar? İşte sosyalizmin aslında bütün dünyaya kazandırdığı kapitalist ülkelerde de e, sosyalizme karşı önlemler alınmasına e, gerek duyulduğu e, kamu hizmetleri ne dedi ki ben artık bu vergi büyük e, oranlarda vergi ödemiyorum bütün e, bu hizmetleri piyasaya e, devrediyorum İşte bizim hep tekrar ettiğimiz eğitim sağlık e, çocuk bakımı yaşlı bakımı hasta bakımı değil mi bütün bu gibi e, kamu hizmetlerini e, ucuz ulaşım e, nitelikli altyapı vesaire bütün bunları dedi ben geri e, piyasaya devrediyorum Bunun dışında e, üretim kamu üretimini e, üretimi e, sanayi ve tarımsal üretimdeki bütün şeyi de e, özelleştirmeleri de e, açıyorum artık e, kamu üretimi diye bir şey olmayacak bütün e, üretim e, sermaye geçecek dedi Türkiye'de özelleştirme süreci işte 1980-24 Ocak kararlarıyla beraber e, ve e, emekçi sınıfların e, mücadele örgütlerinin mücadele araçlarının dağıtılması parçalanması. Bunu, e, bununla beraber e, uygulamaya kondu, ve Türkiye'de 1980-12 Eylül darbesi gerçekleşti. Peki bunları gerçekleştirebilmesi için sermayenin bunları tek başına böyle gerçekleştirmesi mümkün değil. Bir ideolojik bir takım araçlara ihtiyacı var. İdeolojik kültürel olarak toplumun da emekçilerin de dönüşmesi ve bütün bu süreçlere ikna edilmesi gerekiyor. E bu ikna süreci nasıl olacak? Bu ikna süreci bütün gerici ideolojik formlarla, onların emekçi kitleleri kuşatmasıyla, en başta da kadınları kuşatmasıyla gerçekleşecek. Peki bunun olabilmesi için ne gerekiyor? Bunun olabilmesi için bir kere 1923 Cumhuriyetinin ileri değerlerinin tasfiye edilmesi gerekiyor. En başta laikliğin tasfiyesi. Laikliğin tasfiyesiyle beraber devletçiliğin, halkçılığın, bu gibi değerlerin e, peyderpey e, tasfiye edilmesi gerekiyor. Şimdi bunların tasfiye edildiği koşullara geldik. Bu tasfiye gerçekleşti, bitti. Yani 1980'den itibaren e, AKP iktidarına kadar e, bunların tasfiyesinin zemini hazırlandı. AKP ile beraber e, artık son gol atıldı ve Cumhuriyet tamamen tasfiye edildi. İşte hepimiz yaşadık Ergenekon süreçleri, balyoz süreçleri değil mi? Yani Cumhuriyet'ten geriye kalan e, sermayenin ayağına dolanabilecek e, her türlü unsur e, ortadan kaldırılmalıydı. Bunun sonunda kurumlar kayboldu. Yani e, Kafka'nın e, okuyanlarınız bilirler, Kafka'nın e, dava kitabında olduğu gibi Türkiye'de de kurumlar ortadan kalktı. Yani bugün herhangi bir halk gaspı yaşadığımızda, herhangi bir sorun yaşadığımızda, herhangi bir saldırı ve benzeri her türlü saldırı yaşadığımızda başvurabileceğimiz herhangi bir kurum mesela örnek olarak kalmadı. Bununla beraber tabii laikliğin tasfiyesiyle beraber yurttaşlık ortadan kalktı. Yani yurttaş olma e, bilinci e, toplumda e, tasfiye edildi. Onun yerine teba yani Türkiye toplumu bir e, teba toplamı değil mi? Tarikat cemaat çevreleri, mafya çetelerinin çevreleri e, gibi bunları şey yapabiliriz, çoğaltabiliriz ve bunlarla beraber sınıflar bitti dendi, ideolojiler öldü dendi. Onun yerini Kimlikler ikame etti. Şu dini kimlikler, etnik kimlikler, cinsel değil mi kimlikler? Dolayısıyla Türkiye toplumu paramparça edildi. Yani o yurttaşlık ortadan kalktığında, o birleştirici şey e, ortadan kalktığında, işçi sınıfını ve emekçileri de birleştirecek, birleş, birleştirecek e, ve e, örgütlü e, mücadele etmelerini sağlayacak o yurttaşlık bilinci, hesap sorma bilinci daha iyi daha ileri bir şeyi daha ileri bir düzeni daha ileri bir yaşamı bütün yönleriyle sadece iktisadi değil sadece teknik sadece işte barınma ulaş, ulaşım eğitim sağlık vesaire gibi değil ya da ücretler gibi değil ama kültür ve sanat söz konusu olduğunda bütün bunlara da erişimin bütün bunların da daha ilerisini daha iyisini Talep e, edebilmenin koşulu olan o yurttaşlık bilinci ortadan kalktı ve çok büyük bir e, parçalanma yaşıyoruz şu anda. E, benzer bir e, çözülme, benzer bir karşı devrim süreci 1917 devrimi e, sosyalizme e, karşı yürütüldü. E, ve sosyalizmin sadece sosyalist ülkelerde değil, sadece sosyalist ülkelerde değil, dünyanın geri kalanında da çok büyük etkisi olan ve çok büyük kazanımlar sağlayan bütün değerleri yerle bir edildi. Adeta devrimler darbe olarak nitelendirilir hale geldi. Bunları belki daha sonra daha ayrıntılı sunumun sonlarına doğru değineceğiz. Ama ee, Sovyetler Birliği, koskoca Sovyetler Birliği coğrafyasında ve sosyist Avrupa ülkelerinde çok büyük bir hızla bütün e, kazanımlar en başta kazın, kadınların kazanımları, işçilerin ve emekçilerin kazanımları e, birer birer çok büyük bir hızla e, gasp edildi, ellerinden alındı. İşsizlik çok büyük oranlarda çok büyük bir hızla arttı bu ülkelerde e, sosyalizmin Çözülüşünden sonra karşı devrim süreciyle beraber bütün kamu hizmetleri piyasaya devredildi. Böyle böyle olunca mesela kadınlar ilk başta kadınlar çalışma yaşamından çekilmek zorunda kaldılar. Çocuk bakımı, hasta bakımı, ev içi işler vesaireyle ile vesaire nedeniyle. Bu arada bu özelliği bu e, saldırı furyasına mesela Avrupa ülke, sosyalist Avrupa ülkelerinde Polonya, Macaristan falan gibi ülkelerde özellikle e, görüyoruz. Kilisenin gücü e, aynı bizde e, dinci gericilik nasıl e, güçlendirildiyse tarikat ve cemaatler güçlendirildi ve Diyanet İşleri Başkanlığı bir şehir İslamlık haline geldiyse oralarda da kilise e, emekçi kitleleri ve kadınları bu süreçlere ikna etmek için e, çok büyük bir rol oynadı ve rol oynamaya devam ediyor. Yani bunu işte haberlerde de görüyoruz. Ya, kürtaj hakkının e, gasp edilmesi, işte e, biraz önce söylediğim bütün kamu hizmetlerinin e, piyasaya devredilmesi ve birçok e, başlıkta. Yani demek ki e, dünyada bir karşı devrim süreci e, yaşanıyor ve bu karşı devrim süreci, e, sermayenin artık bütün e, zincirlerinden boşalmış haliyle saldırılarını e, e, en üst düzeyde e, emekçilere dönük olarak yapmasını e, getiriyor bu koşullarda Demek ki kapitalizmin yani kapitalizmi e, çıplak gerçek öz haliyle yaşıyoruz emekçiler olarak kadınlar olarak Demek ki sermaye koşullarında bir çıkış, bir çözüm mümkün değil. O zaman her şeyi baştan aşağı değiştirmek gerekiyor. Her şeyi baştan aşağı değiştirmek gerekiyor. İşte o yüzden de diyoruz ki biz yeni bir ülke, yeni bir cumhuriyet kurulmalı. Bu kuruluşta, bu kuruluşta elbette o kuruluşa kadar çok büyük mücadeleler yürütmek durumundayız ve bu mücadeleyi yürütürken de bütün kaybedilen bütün gasp edilen değerleri cumhuriyetin ileri değerlerini sosyalizmin insanlığa kazandırdığı değerleri büyük bir kıskançlıkla sahiplenerek bunları bu bu talepleri yükselterek mücadele etmeliyiz ve kadınlar da kadınlar da bu mücadelenin öznesi olmalı kuruluşa kadar ve kuruluştan itibaren de o kuruluşun e, tıpkı e, 1917 e, Bolşevik Devrimi sonrası Sovyet koskoca Sovyet, Sovyet coğrafyasında olduğu gibi kuruluşun öznesi iradesi e, olmak zorunda. E, böyle kısaca ben e, bir giriş yapmış olayım neden e, yeni yeniden kuruluş neden yeni bir ülkenin kuruluşu. E, sorusuna e, bu şekilde bir cevap e, başlangıcı başlangıcıyla girmiş olayım sözü Gamze hocaya bırakıyorum çok teşekkürler e, Umut e, teşekkürler Berna e, tüm katılımcılara ben de e, iyi akşamlar diliyorum e, uzun süredir e, giden bir maratonun e, son oturumundayız e, aslında ee, öncelikle Berna açılışta bahsetti. Sanırım tekrar söylemekte e, yarar var. Epey uzun soluklu ve çok değerli bir çalışma yürüttü Akademi bu dönem. Hı? Bütün başlıklarda eğitimden sağlığa, teknolojiye, kültür sanata, e, tarıma, e, genel olarak kadın emeğine, e, popüler kültüre hatırlayabildiğim kadarıyla planlamaya kadar giden. Ee, çok değerli tartışmalar yapıldı. Ee, bugün burada kaç kişiyiz bilemem ama hani az o, az gibi de gözüküyor olabilir ama bu birikimin e, gelecek için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani bugün bunları konuşmak e, çok değerli. Onun için tekrar e, hepiniz hoş geldiniz. Ben de burada olduğum için e, çok e, onur onurlu hissediyorum. E, Şimdi bütün bu akademide yapılan oturumlarda yeni bir ülkenin inşasını konuşurken aslında şöyle bir şey yapmaya çalıştık değil mi? Neler yaşanıyor? Evet. Bu yaşananların kadınlar üzerindeki etkisi özellikle kadın emekçiler üzerindeki etkisi ve sonra yeni bir bunların olmayacağı bir ülke düşünde kadınların mücadeledeki rolü. Bu başlıklar üzerinden yürümeye çabaladık. E, bugün de biz de toparlama görevinde biraz yine aynı e, izleyi e, izleyelim istedik. Aynı yolu. Evet Neler yaşanıyor? E, umut açılışı yaptı. E, neleri kaybettiğimizi, nelerin çözüldüğünü e, söyledi. Karşı devrim süreci olarak. Ve yalnızca bunun bizim ülkemize has bir şey olmadığını özellikle bir sosyalist deneyimin çözülmesinin tüm dünyada e, ...çok yıpratıcı olduğundan bahsettim. Şimdi o zaman hep oturumlarda yaptığımız... izlekte ben biraz şöyle bakayım. Tüm bu yaşananlar içinde bulunduğumuz... ...bu e, anda... E, ...kadın e, emekçiler... ...neleri deneyimliyorlar? E, bilmediğimiz şeyler değil... ...kuşkusuz ama hızla üzerinden... ...bir geçelim isterim. Kadın emekçiler neleri deneyimliyorlar? Ardından... ...kadın emekçilerin bu koşullardan... ...kurtulabilmesi... Hı? bu hiç hak etmediği kuşlulardan kurtulabilmesi için nasıl bir kadın mücadelesi? Nasıl bir kadın mücadelesi? Burada da e, şey e, şuna vurgu yapmak istiyorum. E, kadınlara yönelik politikalar, e, kadını güçlendiren politikalar gibi tartışmalar var. Biraz onlara bakıp ama yeni bir ülkenin inşasında kadınlar ve ancak kurtuluş buradan olacak anlamında bizim mücadelemizin Ana başlıklarına biraz vurgu yapmak istiyorum. Dolayısıyla benim bugünkü akışa katkım da şuradan olacak. Önce kadın emekçiler ne deneyimliyor? Peki onlara, kadınlara bu koşullardan kurtuluş için neler öneriliyor? Bizim bir kurtuluş için öngördüğümüz perspektif, yaklaşım, mücadele hattı ne olmalı? Tam da Umut'un dediği gibi laikliğin tasfiyesi, yurttaşlığın tasfiyesi, kamuculuğun tasfiyesi ve birlikte tüm toplum ama bunun içinde kadın emekçiler en derinden iki kıskaç altında çok iyi biliyoruz gericilik ve yoksulluk. Gericilik ve yoksulluğun kıskacında tüm toplum ama özellikle de bunu en derinden hisseden kadınlar. Şimdi kadın emekçilerin şu an içinde bulunduğu Hayat deneyimleri, yaşam pratiklerine baktığımızda aslında belki üç başlıkta bakabiliriz. Genel olarak çalışma hayatı, çalışma hayatı, bazen emek piyasası diye de geçer, İş yeri, iş yerine girebilenler için ve genel olarak bir toplumsal, siyasal, kültürel hayat gibi üç adımda bakabiliriz kadın emeğine. Çalışma hayatında, emek piyasasında iş yerinde eğer bir istihdam imkanı elde edebilmişlerse ve ardından da tüm toplumsal, siyasal, kültürel hayatta. Çalışma hayatı başlığına baktığımızda en çarpıcı şey hepimiz için en önemli şey kadınların çalışma yaşamına katılmıyor olması. Katılmıyor. Yani katılıp iş bulamamak ayrı bir şey ama katılmamak ayrı bir şey. Şu anda ülkede yaklaşık olarak Çalışabilecek 30 milyona yakın kadın varken, bunların yalnızca 10 milyonu çalışma yaşamına katılıyor. Çok dramatik bir şeyden bahsediyor. Yani 20 milyon üretici, yaratıcı, pırıl pırıl bir kadın emekçilerin e, evlerde olduğunu, evlerde olduğunu söylüyoruz. Burada işte yoksulluk ve gericiliğin esas şeyi e, ne denir? Havzası biraz burası. Peki bu 10 milyon kadın çalışma yaşamına katıldığı zaman bunlardan çok sınırlı sayıda kadın istihdamı elde edebiliyor. 6 milyon istihdamda, 4 milyon işsiz. Yani çalışma hayatınıza katıldığınız zaman da kadın bir istihdama ulaşabiliyor değil. Hepimizin bildiği gibi salgın süreci bunu daha da derinleştirdi. Geri Bu çalışma hayatının dışında kaldık. 20 milyon kadın diyorum. İleride tartışırız. Özellikle Çin'e geçtiğimiz... E, siyasal iktidarın e, biraz çeperinde kadınlar olarak da var oluyorlar. Biraz da oralardan belki konuşmamız gerekecek. Peki. E, bu çalışan kadınların ücretlerine baktığımızda ise bu da çok dramatiktir. Her iki kadından biri asgari ücretin altında çalışıyor. Her iki kadından biri asgari ücretin altında çalışıyor. Yine yoksulluk ve gericiliği damarlarımıza kadar hissettiğimiz e, göstergelerden bahsediyorum. Ee, çok 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 iyi bildiğimiz bu esnek çalışma dediğimiz pratik, sözleşmeli, yarı zamanlı, e, çok kolay işten atılabilen, sendikalaşma hakkı olmayan, e, bu esnek çalışma pratiklerinin kadınların oralarda yoğunlaştığını görüyoruz. Bir de son dönemde artan e, uzaktan çalışma dediğimiz özellikle beyaz yakalı hani görece biraz daha eğitimli kadınların evden yürüttüğü çalışma biçimleri var evden ya da ofis dışı biraz ona bakabiliriz o da apayrı bir zor bir çalışma mekanizmasına işaret ediyor iş yerine baktığımızda bunlar genel olarak emek piyasasında kadınlar kadın emekçiler çoğu emek piyasasına dahil olamamış dahil olanlar çok düşük ücretlerle ve çok zor istihdam biçimleri altındalar. İş yeri iş yerinde yıllardır bu mücadelenin ana başlığı halen e, bugün aynı işi yapıp aynı ücreti alamayan kadınlardan konuşuyoruz. Erkeklerden daha çok çalışıp, daha uzun süre çalışıp daha az kazanan kadın emekçilerden bahsediyoruz. Kadın emekçilerin çoğunun çalıştığı iş yerlerinin çok sağlıksız ve kayıt dışı olduğunu altını çizmemiz lazım. Tekstil hepimizin bildiği gibi merdiven altı tekstilden ilk aklımıza gelebilir. Ya da özellikle salgın döneminde gördüğümüz sağlık, gıda e, gibi çalışma e, e, zorunlu çalışma alanlarında gayet e, sağlıksız koşullarda olduğunu e, görüyoruz. İş yeri de epey zor, istihdam altında olan kadınlar için gericilik ve yoksulluk e, başlığında bakarsak. Çalışma hayatını etrafında oluşan ya da daha doğrusu üretimin, çeperin yanında e, onu çevreleyen tüm toplumsal kültürel hayata baktığımızda ise gerçekten içinden geçtiğimiz dönem e, tüm toplum için çok yıkıcı ama kadın emekçileri için ayrıca yıkıcı. Çok iyi bildiğimiz e, gericilik, e, eve hapsolan kadınlar, sokağa çıkmakta zorlanan kadınlar, artan kadına yönelik şiddet, Bunlar şiddet başlığı, gericilik başlığı Ama diğer yandan da biraz önce biraz Umut da bahsetti Tüm evin yükünün kadınların omuzunda olması Çocuk bakımı, yaşlı bakımı, hasta bakımı Tüm buralarda kamuculuğun tasfiyesiyle birlikte tüm bu yükün kadının omuzunda olması Bir de şunu da söyleyelim Özellikle artan enflasyon, artan zamlar böyle hayat pahalılığı altında gelir yetersizliğine karşı evi ayakta tutma sorumluluğu da tümüyle kadınların omuzunda. Bu da çok ağır bir yük. Çok ağır bir yük. Yani bir evin yeniden üretiminin gerçekleştirilmesinin esas sorumluluğu bu sefalet koşullarında kadınların omuzunda. Ee, hepimizin bildiği gibi gördük, toplumsal hayatta, kültürel ve siyasal hayatta kadın sürekli e, annelik rolüne, e, evde bakım rolüne, eşine itaat rolüne falan çağrılıyor. Bunları da hepimiz görüyoruz. Aslında burada gördüğümüz çalışma yaşamından iş yerine, iş yerinden toplumsal, kültürel, siyasal hayata kadar gericiliğin ve yoksulluğun e, kadını nasıl e, cendereye aldığı. Şimdi bunu biliyoruz, bunu yaşıyoruz, bunu soluk solağa e, görüyoruz. Burada şimdi tartışmamız gereken konu, kadının bu yapıdan kurtuluşunun yolları ve mücadele başlıkları neler olmalı? Hı? İşte burada bir yol ayrımındayız. Burada önemli bir yol ayrımındayız. İKD olarak, Beri Avünger Akademisi olarak bizim koyduğumuz siyasal mücadele başlıkları bence çok değerli ve çok kritik. Şimdi öncelikle ortada ne tartışılıyor ona bakalım. Deniyor ki kadınlar yoksul, evet. Kadınlar şiddete vuruyor, evet. Ee, ne yapmalı o zaman? Ne yapmalı o zaman? Yoksulluğu azaltma stratejileri yapalım. Yoksulluk azaltılsın. Dayanışma ağları kuralım. Hatta bazen deniyor ki kadınları mikro kredilerle iş sahibi yapalım. Hani küçük üreticiler yapalım. Ee, esnek, esnek çalışmayı düzenleyelim kadına kadının sosyal sermayesini arttıralım vasıflarını arttıralım genelde bu tartışılan kadının bu yapı içinde güçlenmesine yönelik politika önerilerinden bahsediyorum bunlar kadın mücadelesinde önemli başlıklar şey kadınlara duyarlı yerel yönetimler bütçeler hazırlanmasının çabasını verelim cinsiyete duyarlı düzenlemeler, şehirler, kentler. Aklıma gelen başlıkları söylüyorum böyle. Bunlar çok tartışılıyor. Üniversite kürsülerinde, uluslararası örgütlerde, bazı yerel belediyecilik anlayışlarında baktığımız zaman. Fakat bu 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 tartışmanı biz bu oturumlarda yeni bir ülke ve bu ülkenin inşasında kadınlar dediğimiz zaman işte bu tartışmalara itirazlarımız var. Bu sunulan politika önerileri, mücadele önerileri üç noktada çok kör olduğunu düşünüyorum. Hı? Üç noktada çok kör olduğunu düşünüyorum. Birincisi şu, hep yaşanan ve bize yaşatılan neden e, ve e, sonuç ilişkisini bozmaları. Ne anlamda? Diyorlar ki yoksulluk var, gericilik var. Bunun nedeni olarak kadınlar bu durum, sonucu olarak bu, kadınlar bu durumda. O zaman neden ne? Yoksulluk. Neden ne? Gericilik. O zaman bu nedenleri ortadan kaldıralım. Yoksulluk ve gericilik neden değil, sonuçtur. Hı? Yaşadığımız kapitalist üretim ilişkilerinin sonucudur. Dolayısıyla yoksulluğu ve gericiliği ortadan kaldırmak gibi bir şey bir sonuç nedenle ne baş etmek değildir. Neden? arkada işleyen kapitalist üretim ilişkileri. Bunu görmemiz gerekiyor. Bunu gördüğümüz zaman artık bizim e, gericiliği ve yoksulluğu yaratan esas nedene doğru gitmemiz gerekiyor. İşte o zaman biz yeni bir ülkeden, yeni bir toplumdan, yeni bir yaşamdan bahsediyoruz. Birincisi dediğim gibi var olan işleyiş ve kapitalist üretim ilişkileri bu tartışmalarda çok e, görülmez kılınıyor. İkincisi bu tartışmalarda kadın nesne gibi konuyor. Yani kadına dair bazı politikalar önerelim. Hani kadın diye bir kategori var. Ha bir kategori var. Ona yönelik işte ona dair bir bütçe hazırlayalım. Ona dair bir işte yoksulluk azaltma projesi yapalım. İtirazımız şu. Kadın bir kategori değildir. Kadın bu toplumun kurucu öznesidir. Yani kadın kendini kurtarırken bu toplumu da kurtaracak olandır. Hı? Dolayısıyla kadına böyle ayrı bir kategori gibi değil, kadının özgürlüğü ancak özgürleşmesi, daha iyi koşullara gitmesi bir toplumun ıı, yeniden kurulmasıyla mümkündür. O zaman ne demiştim? Birincisi kapitalist üretim ilişkileri hiç görülmüyor. İkincisi kadın bir kategori olarak görülüyor. Üçüncüsü de bununla ba bağlantılı olarak kadın eğleyerek hayatı dönüştürecek yaşamı dönüştürecek, toplumu kuracak, öncü, güçlü bir yapıdan öte birazcık daha eğleyen değil de politika bekleyen ve o politikaların sonuçlarından yararlanmak isteyecek gibi bir yere kalıyor. Biz burada, bu akademide süren bu haftalarda biz kadını, kadın emekçileri yeniden bir ülkenin inşasının öncü öznesi, eğleyeni gericiliği ve yoksulluğu çekip yırtıp atacak olan özneler olarak duruyoruz. Bu bu bunu bu bu başlığımız çok önemli. Dolayısıyla var olan bu e, önümüze e, politika önerilerine e, karşısında politik hattımız, mücadele hattımız hı kadının özgürleşmesiyle toplumun özgürleşmesini birlikte gören hı emekten yana, layık, kamucu pırıl pırıl bir yaşamı ancak o yaşam kurulduğu takdirde gericiliğin olmadığı, yoksulluğun olmadığı ve kadının emekçilerin de bunların altında ezilmediği bir yeniden toplumsal kuruluşu hedefliyoruz. Ve bu anlamda da kadının mücadeleci ve politik kimliğini, varoluşunun da çok kıymetli olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla ee, zor günlerden geçtiğimiz şu anda her geçen gün yalnız özellikle bu akademiye geldiğimde sizlerle buluştuğumda şunu hissediyorum ki gerçekten bu ülkede yeni bir yaşamı kuracaksak, kuracaksak bunu kadın mücadelesinin bu başlıklarda politik, kuramsal bir netlikle ve bütün bu karşı devrimci süreçleri göğüs gere gere en önde yürümesiyle e, yaratacağız diye düşünüyorum. E, ben de bu bölümü böyle tamamlayayım. Sevgili Berna ya da Umut ya da kim alacaksa benden sözü almayacaksanız bırakmıyorum. Ben çok teşekkürler. Ben Umut'a da Umut ses, ses açma izni ilettim. Sözü ee, sana bırakayım. bu seni çok zor duyuyoruz. Biz e, mikrofonunu yaklaştırabilir miyiz? Benim mikrofonumda bir problem var. Şimdi duyuyor musunuz? Hayır, evet. E, şimdi toplumsal mücadelede kadınlar e, diye son bölüme e, geçecek olursak e, ortak e, sunumumuzda. Şimdi tekrar bu e, ye, e, yeni bir e, ülke kuruluşu meselesine bir değinerek gireyim. E, şimdi bir sürü başlık Gamze Hoca da değindi, Berna'da değindi. E, bir sürü farklı başlıkta e, 11 tane sunumumuz oldu. E, i̇şte geçen dönemde e, benzer şekilde birçok farklı başlıkta e, sunumlarımız olmuştu. İşte neydi bunlar? Eğitimden sağlığa, e, tarımdan e, üretime, e, emek süreçlerine. Değil mi? Doğa alanına, kültüre, sanata vesaire bir sürü başlığa dair yani ne istiyoruz? İşte eğitimde ne istiyoruz? Nasıl bir sağlık sistemi istiyoruz? Nasıl bir eğitim sistemi istiyoruz? Nasıl yani insanca barınma koşulları istiyoruz vesaire? Bunları çoğaltabiliriz. Şimdi bu sorulara cevap verebilmek için bizim önce ee, nasıl bir ülkede yaşamak istiyoruz, nasıl bir ülke istiyoruz sorusuna e, bir e, cevap üretmemiz lazım. Nasıl bir ülke istiyoruz? Ee, bu soruya e, bulduğumuz cevaplar e, bizim nasıl bir sağlık sistemi kuracağımızı, nasıl bir eğitim sistemi kuracağımızı ee, nasıl bir iktisadi yapı e, aslında temelde kuracağımızı e, ve bunun üzerinden e, bir planlama nosyonunu çünkü planlama e, bir ülkenin bir ülkenin insanların bir toplumun Gamze Hoca'nın planlama e, sunumunda vardı. E, geleceği görme ve e, görme aklı ve hakkıdır diye e, vurguladığı e, bir planlama tarifi e, ve e, yeniden e, bir toplumun yeniden örgütlenmesi e, siyasi bir ufka e, işaret eden ve var olanı reddeden e, bir e, nosyon e, planlama ve Dolayısıyla bunu da nasıl e, kuracağımıza işte nasıl bir ülkede yaşamak istiyoruz? sorusuna verdiğimiz cevaplarla bu diğer başlıklara dair nasıl bir kuruluş gerçekleştireceğimizi her bir başlıkta belirleyebileceğiz şimdi e, seçim tartışmaları var biliyorsunuz Uzunca bir süredir e, Çünkü biraz e, buraya değinmek istiyorum ben bu nasıl bir ülke istiyoruz sorusunun cevabına cevabını biraz burada e, aramamız gerektiğini düşünüyorum çünkü 10 e, yıllardır bize sürekli e, değil mi yani özellikle tabi e, son e, bu cumhuriyetin tasfiyesiyle beraber diye e, başladığımız tarihsel e, çizgiden itibaren diyelim sürekli bize e, aslında birbir birbirinden farklı olmayan birbirinin aynı ama işte sermayenin sorunlarına e, daha iyi cevaplar üretebilecek emperyalizmin ve uluslararası sermayenin hedeflerine daha iyi hizmet edebilecek buralara yani uluslararası sermaye ve emperyalizm için daha dikensiz bir gül bahçesi vaat edecek bir takım siyasi unsurların birbiriyle yarışmasında bizden taraf olmamız isteniyor. 10 yıllardır. 10 yıllardır bizden bu isteniyor. Fakat yani her seferinde şu deniyor. ya bu sefer böyle yapalım da şunlardan bir kurtulalım da ondan sonra sizin dediğiniz gibi olur sizin dediğiniz gibi olsun Şimdi 10 yıllardır böyle ben 56 yaşındayım 1980 sonrası yaşadığımız gerçeklik bu. Şimdi geldik, değil mi? 2002 AKP iktidara geldi. Biraz önce söylediğim gibi zaten zemini döşenmiş olan bir tasfiye sürecini ete kemiğe büründürdü. Bunu tam anlamıyla artık gerçekleştirdi. İşte anayasa referandumları oldu falan filan. Ama onun ötesinde de artık var olan anayasayı bile tanımayan e, ve tamamen e, kurumların tasfiye olduğu gericiliğin bütün kurumlarda artık e, hegemonya kurduğu e, sermayenin artık önünde hiçbir engelin e, kalmadığı, insanların işte 12-14 saat günlük e, çalıştıkları, çöplerden yemek topladıkları, yani böyle distopik bir e, ülke de e, yaşadığımızı e, görüyoruz. Peki şimdi deniyor ki işte tekrar bir seçim süreci var. E, i̇şte AKP'nin ve Tayyip Erdoğan'ın gitmesi lazım. İşte bir Cumhur İttifakı orada var, bir Millet İttifakı var. Ee, ve bu millet ittifakından çok büyük heyecanlar e, duyulması bekleniyor ee, çünkü işte Tayyip Erdoğan ve AKP gidecek millet ittifakı e, iktidara gelecek bir koalisyon olarak Ve biz o zaman çok rahatlayacağız her şeyden kurtulacağız peki öyle mi olacak peki öyle mi olacak şimdi i̇şte bakalım bir mutabakat metni yayınlandı değil mi bundan bir ay önce mi i̇şte bir, bir, bir bir buçuk ay önce Böyle bu altı tane e, partinin, e, altı tane parti, bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi... ...yani cumhuriyeti kuran kadroların, e, cumhuriyeti kuruluşundan sonra kurdukları... ...ve cumhuriyetin hep bahsettiğimiz o ileri kazanımları, değerleri dediğimiz o altı ok değil mi? Laiklik, devrimcilik, halkçılık, devletçilik filan e, programında, e, buna, yani bu programla kurulmuş olan bir parti... Ancak 1990'larla beraber e, bunun e, Türkiye Türkiye siyasetinin e, tamamen sağa kaymasıyla CHP'nin de aslında bir merkez sağ parti haline geldiğini hep beraber görüyoruz. Bunu herhalde e, inkar edecek e, hiç kimse yoktur. Yani bir kere laikliği ağzına almıyor, e, ekonomi programında özelleştirmeler var parti programında NATO, Avrupa gibi Avrupa Birliği gibi emperyalist kuruluşlar var filan. Şimdi bir o var. Diğerlerine bakıyoruz. AKP'nin içerisinden çıktığı bir Saadet Partisi. AKP'nin içinden çıkan ve AKP'nin ekonomik programı ile dış siyaset programını hazırlayan kadrolarının öncüsü olduğu partiler böyle bir ve MHP faşist parti MHP'nin içinden çıkan bir başka faşist parti. Şimdi bunların e, oluşturdukları mutabakata bakıyoruz. Bu mutabakatta ne var? Bu mutabakatta ne yok? Şimdi bir kere ne yok'a bakalım. Bir kere bu mutabakatta emekçiler yok. Emekçilerin talepleri emekçilerin sıkıntıları emekçilerin dertleri yok. Ne var? Sermayenin programı var Yani bir restorasyon programı var sermaye için. Şimdi e, Kılıçdaroğlu'na soruyorlar e, mutabakat işte ekonomik programı ekonomik e, bu mutabakatın ekonomik e, olarak alternatif şeyi ne olacak e, programı ne olacak diyorlar diyor ki, işte Sayın Babacan diyor bir program hazırlıyor, onların bir programı var. Biz de diyor o e, oraya e, takılacağız. Yani biz de e, o e, program çerçevesinde hareket edeceğiz diyor. Peki o programda mesela ne var ekonomi programında? Ekonomiden girelim. Bir kere diyor ki devletin iktisadi alandaki müteşebbis rolünü asgari düzeyde tutma hedefimizle uyumlu olarak yeni iktisadi devlet teşekkülü ya da benzeri kuruluşların oluşturulmasından kaçınacağız. Yani özelleştirme güzeldir, biz bunu sürdüreceğiz. Ne demek e, devletin e, ekonomide iktisadi e, devlet teşekkülünün olması diyor. Sonra diyor ki özelleştirme uygulamalarını e, sınırları yasalarla çizilmiş bir çerçeve içerisinde hazırlık, karar alma, ihale ve uygulama süreçleri her katılımcıya açık, rekabetçi, şeffaf şekilde yapacağız. Yani özelleştirmeler tam gaz devam edecek. İhale usulü devam edecek. Bunun şeffaf olmasının, rekabetçi olmasının emekçiler açısından bir anlamı var mı? Bir, bir karşılığı var mı? Emekçilerin hayatı, emekçilerin çalışması, değil mi? insanca yaşaması açısından yok. Bireysel emeklilik sisteminin ve DASK uygulamasının etkinliğini ve kapsayıcılığını arttıracağız diyor. Özel sağlık ve hayat sigortalarının yaygınlaştırılmasını destekleyeceğiz. Şimdi buna, bunlar zaten AKP'nin programı. E AKP'nin programını yazan kim? Zaten bu adamları. Gel Babacan ve ekibi değil mi? E Şimdi işte emeklilik, emeklilik gene hayal. Genç emekçilere gene hayal. E, özel e, sağlık sigortası... Bunu bunu daha da e, şey yapacağız, daha da güçlendireceğiz diyor. Peki başka ne diyor? Başka ne diyor? Özel istihdam bürolarını yaygınlaştıracak ve işkur ile koordinasyonlarını güçlendireceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar, özel istihdam büroları yasası, tekel direnişi sırasında gündeme geldi Türkiye'de. Meclise getirildi. Fakat işçi tekel direnişi o kadar büyük bir etki yarattı ve AKP iktidarını o kadar salladı ki o dönem bu yasayı geri çekmek zorunda kaldılar mecliste. Bakın altılı mutabakatın getireceği şey AKP'nin işçi sınıfının mücadelesi sonucu mecliste geri çekmek zorunda kaldığı yasayı altılı mutabakat Yeri getiriyor. Şimdi buradan emekçilere bir şey var mı? Buradan emekçilere hiçbir şey yok. Peki devam edelim. Ee, bir kere e, cumhuriyet yok. Altılı mutabakatta. Cumhuriyet yok. Dolayısıyla biraz önce söyledim zaten devletçilik, halkçılık falan da yok. Cumhuriyet yok. laiklik de yok. Ne diyor? 1961 Anayasasını yerden yere vuruyor. 1921 Anayasasına referans veriyor. 1921 Anayasası ne? Sevgili arkadaşlar, 1921 Anayasası Kurtuluş Savaşı'nın bir taktik metni. Osmanlı'nın anayasası yürürlükte 1921 bir taktik metin. Orada cumhuriyet ifadesi geçmiyor. Orada laiklik geçmiyor. Orada Adem'i merkeziyetçilik var. Bir taktik metin. Bir taktik metin. Dolayısıyla Cumhuriyet öncesine, Cumhuriyet'in olmadığı koşullara referans veriyor mutabakat. 1961 e, anayasasını ise Türkiye'nin en ileri anayasasını yerden yere vuruyor. Yani internette var. Açın okuyun altılı mutabakat. Peki 1961 Anayasasına Gamze Hoca bir planlama sunumunda da değindi. Planlama Türkiye'nin planlama dönemleri diye ikinci dönem 1960'lar ve 70'ler. İşte 1961 Anayasası bir planlamayı getiriyor Türkiye'ye. Toplumun, top, yani topluma bir nosyon olarak planlamayı kazandırıyor. Başka ne kazandırıyor? İşçilerin e, sendika hakkını kazandırıyor bir anayasa e, güvencesi olarak, toplumun örgütlenme hakkını kazandırıyor bir anayasa güvencesi olarak. Üniversite ve TRT gibi birçok kurumun özelliğini getiriyor 1961 anayasası. Anayasa mahkemesini getiriyor, sosyal devlet ilkesini getiriyor, seçimlerde nispi temsil sistemine geçişi getiriyor ve bütün bunların sonucunda. Bir aydın damarının ortaya çıkmasını ve o aydın damarının örgütlü işçi sınıfının mücadelesiyle birleşerek bir güç olarak tarih sahnesine çıkmasını getiriyor 1961 Anayasası. Şimdi 1961 Anayasasına karşı olmak demek bütün bunlara karşı olmak demek. Bütün bunlara karşı olmak demek. Şimdi sevgili arkadaşlar bir şey arıyorum. bir e, 1970 e, 12 Mart'ında biliyorsunuz bir Türkiye tarihinde e, bir askeri muhtıra veriliyor. Yani bir darbe e, bir nevi darbe gerçekleşiyor. Ve bunun e, 71'in e, darbeci generali Memduh Tamaç bakın ne diyor? bugüne geleceğim. Sosyal uyanış ekonomik gelişmeyi aştı. Önünü kesmek gerekir. Sosyal uyanışın temelinde ekonomik nedenler aramak komünistlerin uydurmasıdır. Tüm olaylar anayasanın 1961 Anayasasını kastediyor. Anayasanın özgürlükçü özünden çıkmaktadır. Bu anayasa ve özgürlüğe açık yasalar değiştirilmeden Olayların üstesinden gelinmez. Şimdi arkadaşlar bugüne bakıyoruz. AKP'sinden liberaline, Millet İttifakı'ndan e bütün gericisine kadar faşistine kadar hepsi ağız birliği etmişçesine 1961 anayasasını yerin dibine gömüyorlar. Ve ve Cumhuriyetin olmadığı koşullara referans veriyorlar. Emek, emekçinin değil, emekçinin değil, sermayenin yeniden şaha kalkışına program hazırlıyorlar. Kadınların, kadınların e, kurtuluşu söz konusu olduğunda zaten bakıyorsunuz bir kere laiklik yoksa zaten kadınların Kurtuluşu, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadınların, toplumun eşit bileşenleri, eşit iradesi olması mümkün olur mu? Mümkün olmaz. Dolayısıyla bu başlıkları da o mutabakat, mutabakat metninde geçiştiriyorlar. İşte İstanbul'un sözleşmesi gibi uluslararası şeyleri uygulayacağız falan diyorlar. Fakat kendi bileşenleri içerisinde... Bu İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olanlar var. 6284 sayılı e, kadına yönelik şiddetle ilgili yasaya karşı olanlar var. Ve ortak noktaları ise ortak noktaları ise cumhuriyetin tasfiyesi, laikliğin tasfiyesi, cumhuriyetin ileri değerlerinin tasfiyesi. Burada birleşiyorlar. Peki buradan kadınlara emekçilere ekmek düşer mi? Ekmek çıkar mı? Ben cevap vermeyeyim isterseniz. Buna herkes biraz önce söylediklerim çerçevesinde herkes cevap verebilir. O zaman o zaman biz bunları elimizin tersiyle itmek zorundayız. Bakın, demokrasi demokrasi çok fazla e, telaffuz edilen bir kavram çok fazla telaffuz edilen, özellikle bu kesimler tarafından sermaye ser, sermaye kesimleri tarafından, emperyalistler tarafından, emperyalistlerin e, STKları e, tarafından, değil mi? E, herkes tarafından çok fazla telaffuz edilen bir kavram. Peki demokrasi gidip sandıkta dört yılda bir, iki üç yılda bir, beş yılda bir oy kullanmak mıdır? Emekçilere reva görülen, kadınlara reva görülen budur. Hayır. Demokrasi bir kere yurttaş olmaktır. Yurttaş olacaksak laiklik isteyeceğiz. Demokrasi insanca yaşama talebidir. O zaman gene yurttaş olacağız, örgütleneceğiz, bunun için mücadele edeceğiz. Demokrasi gidip sandıkta dört senede bir oy kullanmak değildir önümüze önümüze alternatif diye sunulan önümüze alternatif diye sunulan AKP'siz bir AKP programı, AKP'siz bir gericilik, AKP'siz bir e, bağımlılık, emperyalizm bağımlılığı değildir alternatif. Bizi bugüne getiren bu distopik koşullarda yaşamamıza neden olan on yıllardır sanki alternatifmiş gibi bize sunulanlar o zaman biz diyeceğiz ki, hayır arkadaş, biz yeni bir ülke istiyoruz. Biz kadınlar, biz emekçi kadınlar, yeni bir ülke istiyoruz. Nasıl bir ülke istiyoruz? Nasıl bir ülke istiyoruz? Yarın başımıza ne gelecek? Çocuğumuz okula girebilecek mi? Çocuğumuz iş bulabilecek mi? Yarın ekmek alabilecek miyim? Diye düşünmediğimiz. Güzel müzikler dinlediğimiz, güzel kitaplar okuduğumuz, değil mi? Ee, sanat, güzel sanatlarla donandığımız, aç yatmadığımız, insanca yaşadığımız, bakın, yaşamak karın doyurmak değil, karnımızın tok olması değil, yaşamak bütün insanlığa, insanlığın en güzel kazanımlarından faydalanmak biz böyle bir ülkede yaşamak istiyoruz diyeceğiz. Böyle bir ülkede yaşamak istiyorsak böyle bir ülkeyi eğer biz hedefliyorsak ha, o ülkeyi kuracağımız zamanda buna göre eğitimini, sağlığını, planlamasını, kültürünü, sanatını, müziğini değil mi? Çocuklarımızın yaşayacağı koşulları da buna göre kuracağız zaten. Ama iş ki o iradeyi gösterelim. İş ki ...o iradeyi gösterelim... ...diyeyim yani... ...şunu yapmak istemiyoruz açıkçası... İşte ...eğitim şöyle olacak... ...sağlık böyle olacak... ...işte kreşli parasız kreşler olacak... ...işte kadına yönelik şiddet yasaklanacak... ...bunlar zaten olacak... ...ama biz önce bir nasıl bir ülkede yaşamak istiyoruz... ...ve nasıl yaşamak istiyoruz... ...bunu ortaya koyarsak... ...bunların hepsi zaten olacak... Çünkü öyle bir ülke, öyle bir ülke ancak sağlığın parasız olduğu, önleyici sağlık e, sisteminin olduğu, yani insanların hastalanmalarının engellendiği, insanların ruhsal durumlarının e, çökmediği, iyi olduğu değil mi? İnsanların insani şeylerle beslendiği e, bir sağlık sistemi olacak. İnsanların her anlamda hastalanmalarının engellendiği. Eğitim zaten parasız bilimsel nitelikli ve layık eğitim olacak. Anlatabiliyor muyum? Planlama toplumsal bir şey olacak. Sermayenin stratejik planlaması olmayacak. Kaynakların bütün toplumun faydasına dönük olarak dağıtıldığı, planlandığı, toplandığı, tekrar dağıtıldığı bir süreç olacak. Şimdi bunlar böyle anlatınca, aa diyeceksin sen de hayal görüyorsun ya bunlar hiç gerçek olamayacak şeyler. Bunlar tarihte oldu arkadaşlar. Bunlar tarihte oldu ve aslında yaşadığımız bu sermaye düzeninin esas bu sermaye düzeninin ne kadar gerçek dışı olduğunu yaşıyoruz. Bakın televizyonlarda işte Netflix'te şurada burada falan böyle çok yaygın distopik filmler var değil mi? Böyle distopya işte savaş olmuş her şey yıkılmış, insanlık bitmiş falan. Bu onlar kurgu değil. Onu yaşıyoruz ama gerçek bu gerçek insanlık için gerçek olamayacak kadar korkunç. Oysa tarif ettiğimiz şey tek gerçek olabilecek şey tarif ettiğimiz şey zaten. O zaman bizim bu gerçeği ete kemiğe büründürmek için sadece kadınlar bakın kadınlar sadece kadınlık meseleleriyle ilgili kadın olmakla ilgili mücadele etmezler. Bizim kurtuluşumuz de yeni bir e, toplumsal düzenin kuruluşundadır. O zaman o toplumsal düzenin kuruluşuna giden yoldaki mücadele de ve o kuruluşta da bizim özne olarak irade olarak kendimizi ortaya koymamız lazım. Biz sadece işte bize yönelik şiddet, kadın cinayetleri, eşit işe eşit ücret bundan ibaret değil. Bütün bir toplumu, bütün bir siyasi düzeni, bütün bir iktisadi düzeni bizim ele almamız gerekiyor. Ancak kadınlar ancak o zaman kurtuluşa doğru adım atmış olacaklar. Ancak o zaman kurtuluşa doğru adım atmış olacağız. Ben de burada keseyim. Sorular olur, katkılar olur, konuşuruz. Umut çok teşekkürler. E, ağzına sağlık. E, Gamze Hocam var mıdır katkınız? Sözü size bırakayım. Belki ben de e, tartışmalar ve sorular gelmeden önce birkaç şeyin altını çizeyim bu noktada. E, Umut'un bıraktığı yerden. Evet önümüzde bir Millet ittifakı, bir mutabakat metni Umut detaylı olarak inceledi bahsetti ben de sanırım hepimizin hissettiği bir şeye işaret etmek istiyorum bir ülke düşünün iki yıllık bir salgın deneyiminden geçmiş hayat pahalılığı almış yürümüş toplumun çok geniş kesimleri çöpten gıda topla hale gelmiş ve ve hala Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasında bir iki puan farktan bahsediliyor yani bir siyasal iktidarın yıkılıp çöküp bitmesi için nasıl başka bir maddi koşul gerekir? Bu ne anlama geliyor aslında? Bu şu anki muhalefetin geniş toplum kesimlerinde hiçbir umut ifade etmediği anlamına geliyor. Sanki hepimizi sarsan şey de bu olmalı. Yani tekrar altını çiziyorum. Başka bir daha ilerlersek daha devrimci bir moment olabilir mi ya? Yani bir ülkenin şu yaşadığı sefaleti ve hala anketler açıklanıyor eridi bitti denilen siyasal ittifakta şey siyasal iktidarda hala ciddi bir oy oranı var. Tam da bu noktada aslında toplumun geniş kesimleri siyasetini arıyor açık ve net siyasetini arıyor. Peki nasıl arıyor siyasetini şunu söyleyelim isterseniz yılbaşından bu yana ciddi bir evlenmelik var değil mi motokuryelerle gördük işte birçok iş yerinde bazen sendika üye olduğu için atılanlar bazen ücret talebiyle emekçi sınıf el yordamıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. bunun içinde kadınlar da çok önemli bir rol oynuyor. Takip edebildiyseniz birçok iş yerinde tekstil fabrikalarında kadın emekçilerde daha iyi bir hayat için ön saftalar. bu, bu eylem dalgası çok genç insanları için almışım da. Genç kadınlar var eylemde. Belki birçoğun ilk eylemi. Birçoğu ne diyeceğini bile bilmiyor. Hatta bazı belki izlemişsinizdir. Motokuryeler eylemde böyle biz ilk defa eyleme geliyoruz. Bir pankart var buna ne yazacağız filan diye. Tam da böyle bir arayış var. İşte bizim bugün umutla altını çizmeye hepimizin ortaklaşmaya çalıştığı şey de halk kesimlerinin, geniş halk kesimlerinin bu kadar net bir siyasete ihtiyacı varken bu şey kimsenin kimsenin ayağına basmamaya çalıştığı bir sermaye yeniden revizyonunun kimseye umut olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla söylemeye devam edelim. Yeni bir ülke mümkündür, layık bir ülke mümkündür, emekçilerin çok daha iyi yaşam şartları mümkündür. Bu sözü bugün burada söylüyor olmak gerçekten hepimiz için söylüyorum. Tarihe not düşmektir ve buradan birikir. Yani buradan bir şeylerin birikme dönemidir. Zor olabilir, uzun soluklu olabilir. Ama tekrar şunu söyleyelim. Emekçi kesimler, kadın emekçiler siyasetini arıyor. Biz de bu siyaseti yüksek sesle söylemeye, e, dillendirmeye ve e, büyümeye e, devam edelim. Teşekkürler. Çok teşekkürler hocam. Ee, şimdi ben tekrar hatırlatayım. Aslında bakarsanız o kadar güzel bir e, çerçeve çizdiniz ki e, şu ana kadar hani e, gelen bir soru olmadı aslında. Yani e, belki de kapanış oturumu olmasından dolayı sizlerin aslında e, bu noktada e, bütün bir akademinin, bu dönemki akademinin ve aslında kadın mücadelesinin e, çerçevesini e, tekrar hatırlatmış olduğunuzu öyle söyleyeyim. Çünkü bütün oturumlarda aslında bakarsanız hani Tekrar düşeceğim belki ama e, yeni bir dünyanın aslında e, başka bir dünyanın daha doğrusu mümkün olduğunun e, her bir alanda e, özetine geçtik aslında. Yani sağlığın nasıl olması gerektiğini, eğitimin nasıl olması gerektiğini ve bunların mümkün olduğunun aslında real sosyalizm deneyimlerinden de yani Umut'un da söylediği gibi bu, ütopik bir şeyden bahsetmiyoruz aslında. E, dolayısıyla e, işin özünde gerçekten bunu bir kere de ben vurgulamış olayım başka bir dünyanın mümkün olduğunu gösterdik ve bunun öznesinin ve bizler olduğunu altın belki de tekrar çizmek gerekiyor. Bence en önemli çıktısı bu. Bütün bu yaptığımız, anlattığımız, paylaştığımız bilgilerin kendimizde o gücü görmemiz gerekiyor ve buna mahkum olmadığımız gerçekten sermayenin iktidarına, dinci geliciliğe mahkum değiliz aslında. Gücümüzün farkına varmamız gerekiyor. Örgütlenmek dediğimiz şey de bu aslında. yani İlerici Kadınlar Derneği e, bunun en güzel öznesidir belki. yani Bir seçeneğimiz de var bu noktada. E, demiş olayım. E, bir chat kısmına tekrar bakayım. Bir soru geldi. E, onu yönelteyim sizlere. E, sevgili Umut ve Gamze Hocam yani ikinize birden yöneltmiş olayım. E, şöyle bir sorunuz gelmiş. E, dünyada da bizdeki şaşkınlık var gibi Fransa örneği e, nasıl olacak, nasıl değiştireceğiz diye bir e, soru gelmiş. Evet yani dünyada da aslına bakarsanız sağ iktidarların aslında bizden çok da farklı olmayan bir tablo var. Bu da bir umutsuzluk belki de yayıyor. E, bir savaşın da hali hazırda süre geldiği bir dönemdeyiz. Ben soruyu sormuş olayım bir girizgah yapayım. Şimdi e, söyle bahsettim zaten. Yani dünyada bir karşı devrim e, sürecini e, yaşıyoruz. Bu yani işte 80'lerle beraber sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada yani, ne, neoliberal kapitalizm diyorlar ama o neoliberalini atalım bir kenara. Kapitalizm bu. E, kapitalizmin e, e, politikaları, uygulamaları bütün dünyada, bütün emekçilere dönük saldırıları, savaş mekanizmalarının çok büyük bir hızla işliyor, işler hale gelmiş olması, değil mi? Bunu kendi bölgemizde yaşıyoruz, işte Suriye, Irak, Suriye, aşağıda Yemen, Afganistan, işte en son Ukrayna, Rusya gerilimi, Buralara baktığımız zaman aslında. Ee, emperyalizmin, e, Amerikan emperyalizminin, Avrupa emperyalizminin e, ve yani e, emperyalizmin savaş aygıtı NATO'nun ne kadar büyük e, bir rolü olduğunu görüyoruz. Yani sosyalizmin e, dağılmasından sonra e, büyük bir hızla savaş aygıtlarının e, deli gibi çalışmaya başladığını e, görüyoruz. Öte yandan ...ve emekçilere bütün ülkelerde çok büyük saldırıların e, gerçekleştiğini görüyoruz. İşte çalışma saatlerinden çalışma koşullarına, güvencesiz koşullara kadar e, göç dalgalarını e, görüyoruz. Peki bir yandan da ne görüyoruz? Bir yandan da şunu görüyoruz. Yani 80'lerden beri işte bahsettim, işte sınıflar öldü, ideolojiler bitti, artık öyle bir şey yok. Artık kimlikler var İşte kadın kimliği var LGBTİQ ne kimlikleri var işte etnik kimlikler var dini aidiyetler var ve bunların böyle mikro ölçekte çatışmalarını görüyoruz ve yaşıyoruz peki bu ne yapıyor bu ne yapıyor bu aslında bu düzenin ee, hiçbir şey sunmadığı yani açlık, ölüm ve sefaletten başka hiçbir şey sunmadığı emekçi kesimleri kadınları kadınıyla erkeğiyle emekçi kesimleri paramparça ediyor. Paramparça ediyor. O zaman sınıf olma sınıf olma e, meselesinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bir sınıf olarak yani mesela Haziran direnişini yaşadık, değil mi? İşte geçenlerde bir e, e, mahkeme e, sonucunda bazı isimler ceza verildi. E, ama e, Haziran direnişi o mahkemedeki isimler veya o mahkemenin çerçevesinden o mahkeme sonucunu e, tartışıldığı çerçevenin çok ötesinde çok büyük bir e, halk hareketiydi. Peki. Orada ne yoktu? Orada ne yoktu? Ne eksikti de kayboldu gitti o Haziran direnişi. İşçi sınıfı sınıf olarak örgütlü güç olarak işçi sınıfı yoktu. Kadınlar vardı, LGBT'ler vardı, emekçiler vardı, işçiler vardı. Ama işçi sınıfı, emekçi sınıflar örgütlü bir güç olarak yoktu. O yüzden ...düzen siyaseti tarafından çok kolay bir biçimde sandığa gömülebildi Haziran Hareketi. O zaman demek ki sınıf olmak, kadınların sınıf mücadelesinde olması, taraf olması... ...hepimiz kadınız ama aynı safta değiliz. Bir kere bunu görmek ve hangi safta olduğumuzu, hangi safta olduğumuzu bilerek orada o örgütlü gücü büyütecek ve her zaman nasıl bir ülke istediğimizi gözden kaçırmadan mücadele etmek gerekiyor. Yapılacak şey bu. Yapılacak şey bu. Bu da çok gerçekçi. Emin olun çok gerçekçi. Yani kadın olmaktan kaynaklı bir takım meselelerle ilgili mücadele ediyor olmak veya işte kimliğinden ötürü etnik kimliğinden, cinsel kimliğinden ötürü bir şeylerle mücadele ediyor olmak bu düzenin içerisine hapsolmaktır olmaktır arkadaşlar. Biz kadınlar bu düzeni yıkacak ve yeni bir ülkeyi kuracak iradeye sahibiz. Onu yapmadıkça şiddet de devam eder, cinayetler de devam eder. Bu kimlik tartışmaları bilmem neler de e, emekçilerin kimlikler üzerinden birbirini boğazlaması da devam eder. Biz işçi sınıfının, emekçi sınıfların bileşeniyiz. Öncü iradi gücü olmak durumundayız ve safımız belli. Öyle hepimiz aynı safta değiliz. Kadınız ama bizim safımız başka. Hiçbir zaman bunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Evet, Gamze hocam sizin eklemek istediğiniz? Yok, ya mı? bence evet bence çok güzel özetledi. Umut ee, bu yoldan hani şu anda aklıma gelen ekleyeceğim bir şey yok. Ee, şimdi ben son bir kez kontrol edeyim var mıdır başka sorumuz bize ulaşan atlamış olmayalım. Başka sorumuz yok bize ulaşan. Ee, belki ben e, birkaç e, ekleme yapabilirim. Ee, bundan sonrası için bugün çünkü akademinin son oturumuydu. Ee, 26 Haziran'da İlerici Kadınlar Derneği'nin bu başlığı belki de daha geniş değerlendireceğimiz bir Türkiye konferansı olacak. Umut bu konferansı da daha detaylı bir bilgi paylaşmak ister misin Çok Pardon ha, ha, tamam açılıyor geliyor sesine. tamam e, şimdi büyük ihtimalle 26 Haziran'da İstanbul'da e, yapacağız konferansımızı Aslında bugün burada konuştuğumuz e, meseleleri e, yani nasıl bir ülke nasıl bir hayat istiyoruz? Nasıl bir ülkede yaşamak istiyoruz? Ve bunu yapmak için kadınlar, işçi kadınlar, emekçi kadınlar, ilerici kadınlar, sosyalist kadınların mücadele olanakları nelerdir? Nerelere, hangi başlıklar bizim e, temel mücadele başlıklarımızdır? E, nerelerde genel olarak Türkiye'deki ve dünyadaki kadın hareketlerinden ayrılıyoruz? Ve bizim perspektifimiz nedir? konuşacağımız bir konferans düzenliyoruz. Konferans metnimizin hazırlıkları sürüyor. Bu konferans metnimizin taslak hali İKD İlerici Kadınlar Derneği örgütüne üyelerine ulaştırılacak ve bütün üyelerin, bütün İKD örgütünün metin üzerinde tartıştıktan sonra katkılarını iletmeleri istenecek. Ondan sonra da 26 Haziran'da e, bu başlıkları, o metindeki e, başlıkları konuştuğumuz, tartıştığımız bir konferans e, düzenleyeceğiz. Yani bir mücadele perspektifi, bir mücadele hattını ortaya koyduğumuz hep birlikte bir konferans e, planlıyoruz. Konferanstan önce de 12 Haziran'da e, yine tabii bunların duyuruları yapılacak ama İKD'nin yine İstanbul'da bir dayanışma etkinliği olacak. program belli olduğunda yine hem sosyal medya hesaplarımızdan hem de diğer kanallarımızdan bu etkinliğimizin de duyurusunu yapacağız. Yani bugün otur akademi bitiyor gibi gözükebilir ama ilerleyen günlerde tekrar hep bir araya gelebileceğimiz etkinliklerimiz de olacak. Onu da söylemiş olalım. Ve akademinin bütün oturumları ee, kısa bir süre sonra e, YouTube kanalımıza e, İlacı Kadınlar Derneği'nin YouTube kanalına da yüklenecek. Kaçırdığınız oturumlar varsa YouTube kanalından onları da e, izleyebilirsiniz. Bunu da paylaşmış olalım. Bize sıklıkla gelen sorulardan bir tanesi de yeni dönem e, akademi olacak mı? E, oluyor. E, ya Ben şöyle söylemiş olayım. E, sizlerin de aslında biz bütün oturumlarda sizlerle bir anket e, paylaşmıştık. Bugün de yine chat kısmından paylaştık. Sizlerin geri bildirimleriyle aslında yeni dönemimizde şekillendireceğiz. Bunu söylemiş olayım. Bu noktada Umut, Gamze, Hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Yeni döneme dair. Ee... Tamam. Ben ee, ben şöyle söyleyeyim. Akademi devam etsin dilerim e, hep birlikte. E, bu kaçıncı haftamız? 12. haftamız mı Berna? E, ben bu süreçte bütün katılan hocalara bizimle birlikte olan hepinize Ben de işin içinde birazcık mutfağında olduğum için yapımda yönetimde emeği geçenlere sunucularımıza moderatörlerimize sevgili Bernaya teşekkür çok teşekkür ediyorum Bence değerli bir iş yapıyoruz başladığımız bir şey devam edelim derim akademinin yeni döneminde Umarım yine buluşalım isterim Yolunuz açık olsun. Mücadelemiz daim olsun. Çok teşekkürler hocam. Ee, ben de buradan aslında arka tarafta gerçekten çok büyük bir emek var. Ee, bu başlıkların belirlenmesi, hocalarımızın gönüllü katkıları, zaman ayırmaları hepsi çok kıymetli. Ee, i̇ki dönemdir online olarak pandemi koşullarından da kaynaklı bir şekilde online olarak gerçekleştirdik. Ee, belki yeni dönemde e, Türkiye'nin farklı illerinde, Yüz yüze belki oturumlar gerçekleşir. Bunlar gerçekten yani sizlerin de geri bildirimleriyle şekillenecek bir süreç. Farklı hocalarımızın görüşlerini bildirmesi, katkılarını sunması bizim için de aslında çok ufuk açıcı oluyor. O yüzden yine ben de kişisel olarak tabii ki umarım devam eder akademi. Yüz yüze ya da online bilmiyorum ama bizler için çok kıymetliydi. Bunu söylemiş olayım ve gerçekten herkesin de emeğine, eline sağlık. Ee, Umut, senin söylemek istediğin bir şeyler var mıdır? Olarak söylemek istediğim bir şey yok. Hep e, söylediğimiz şeyi söyleyeyim. Ee, biraz önce de söylediğim şeyi söyleyeyim. Biz kadınlar özneyiz, iradeyiz. Toplumu değiştirmenin, düzeni değiştirmenin, eee özneleriyiz. Eee bu iradeyle, bu bilinçle safımız belli. Bu safta eee örgütlü mücadeleye devam yeni ülkeyi eee kurana kadar. Kuruluşta da işimiz zor. Öyle kolay değil. <laughs> Şimdi eee geçtiğimiz eee pazar günü 1 Mayıs'ta İKD Türkiye'nin farklı illerinde eee saflardaydı. Eee yani Antalya burada görebildiğim kadarıyla limitavlı burada Antalya'da, Adana'da, İstanbul'da, Ankara'da e, gerçekten ne hani, sınıfla birlikte sokakta 1 Mayıs alanlarında eee kendi kortejini kurdu. E, umarım ne hani, her geçen yıl e, o kortej çok kortejler e, Türkiye'nin her ilinde çok daha büyüyerek ee, devam eder. Bak, buradan bir kez daha belki şey içerisinde yapmam e, doğru olur. E, İlacı Kadınlar Derneği hani İKAD'e e, üyesi olmayan varsa bugün bu oturumda hemen e, İKD'ye üye olmaya davet edelim. E, üyelik de aslında çok kolay. E, web sayfamız üzerinden online olarak üyelik başvurumuzu yapabiliyorsunuz onu da hatırlatmış olalım. E, birbirimize güç vermeye ihtiyacımız var e, demiş olayım ben de. Saatimiz de 21-25 oldu. Zamanımızı da iyi değerlendirdik. E, son olarak e, katkı koymak isterseniz hocam, sevgili Umut... ...sizlerden son sözü alıp oturumumuzu kapatalım. Yeni bir ülkeyi kuracağız. Evet, yeni bir ülkeyi kuracağız. Bu devam eden, yürüyen, herkese, akademiye katılan... E, İKD'nin kortejlerinde yer alan, İKD'nin çatkılarını diken, dövizlerini yapan, e, davalarda İKD ile birlikte e, ayağa kalkan e, bütün 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 herkese e, omuz omuza olduğumuz için, yan yana ve omuz omuza olduğumuz için teşekkür edelim. E, sadece akademinin bu dönemki oturumu bitiyor arkadaşlar, mücadelemiz sürüyor. Yapacak çok işimiz var. Hepimize kolay gelsin. O zaman ben de son söz olarak insanca bir yaşam eşitlikçi bir düzen için mücadeleye devam ediyorum. İKD saflarında. Görüşmek üzere. Herkese çok teşekkürler. Sevgiler.